Evet, bu şekilde tamamladık. Ben kaşları bir tık daha aşağıya aldım. Bir de şu kısmını bu şekilde yaptım. Yani alta bir tur. Sarı, ne yapıyorsun? Dizimi cırmaladın. Dizimi cırmaladın aşkım. Bu şekilde alta sadece bir tane tur olarak yaptım. Şöyle ince bir çerçeve daha geçtim gözlerin altına. Kulağımızı yapacağız. Kulağımız için ten rengimizden bir parça iple şöyle bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde kaşların 1, 2, 3, 4. sırasından 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane aşağıya doğru sayıp buraya batacağım. Bir sıra alttan daha batıyorum. 5, 6. sıradan batıyorum. Şöyle başını alıp hemen bir üstteki sıraya 2 tane trabzan yapacağım. Evet, buraya 2 tane trabzan yaptım. Bir üst sıraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle daha sonra bir üst sıradan bir öndeki ilmeğime batacağım. İki zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle iplerimi de arkaya doğru çekip birbirine bağlayacağım. Evet, burada bağlayıp içe doğru çekiyoruz. Evet, diğer kulağını da yapıyoruz. Aynı şekilde kulağın yan tarafından 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin hemen bir altındakinden şöyle takacağım. Şöyle bakacağım, aynı hizaya mı denk geliyor? Hayır, bir alttakine. Şöyle bir alttakine tekrar takıyorum. Diğer kulakla aynı hizadan başlamış olacağız. Yine aynı şekilde bir alttakine 2 tane ikili trabzan. Diğer alttakine de 2 tane ikili trabzan yapıp hemen bir alttaki ilmeğe batacağım. Evet, saçlar için de ben yine katanya kullanacağım. Katanyanın çünkü %100 pamuk, hem sipariş ördüğüm için aynı zamanda %100 pamuk 437 numarasını kullanacağım. Çünkü kumral bir çocuk. Erkek çocuğu olduğu için de biraz kısa keseceğim. Önce yerlerini belirleyeceğim. Daha sonra tarayacağım. Evet, şöyle bir tane kapağı saracağım. Hatta bu kapak da biraz aslında geniş gibi ama bakacağım. Evet, ya ben şöyle biraz daha küçük bir kapağa sardım. Şöyle kısa saçlar, yani erkek bebek saçı olduğu için, çocuk saçı olduğu için şöyle taktığımda şöyle şu kadar enseyi falan kapatacak. Hatta biraz kısa olursa şu arka taraflara takmayı düşünüyorum. Şöyle bir miktar daha, hatta şöyle söyleyeyim. Bunları şöyle arka tarafa takacağım. Bundan biraz daha uzun kesip onları da şu üst kısma takacağım. Tabii önce etrafını bir çerçeveleyip belli edeceğiz. Evet, bir miktar daha uzununu da kestim şöyle. Bu santimetre olarak şöyle bakacağım, sizlere de göstereyim. Şimdi bu erkek bebek saçı ama siz eğer kız bebek saçı takıyorsanız daha uzun da takabilirsiniz. Şöyle 15 santim eninde, diğeri de 10 santim eninde olan bir kapak. Şöyle tepe kısımlarını uzunlarla takacağım. Şuradaki kulağın oradan başlıyoruz. Şimdi bu erkek saçı böyle istendiği için ben bunları tek tek takacağım. Şöyle kulağın yan kısmından 1, 2 üst üste takıyorum. Hiç sağa doğru kaymayacağım henüz. 1, 2, 3,
4 tane üst üste taktım. Bu burada kalsın. Daha sonra şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta şöyle 8.'ye bile takabiliriz. Çünkü erkek saçı olduğu için biraz öne doğru dökülecek. Bağlamayacağız çünkü. 8. boşluktan şöyle şu kısımdan bir miktar yan yana takacağım. Evet, bu şekilde. Şöyle biraz taktıktan sonra şuradan da 4 tane takmıştık üst üste. 1 2 3 4. Bir tane daha takacağım, 5. Şu ara kısmını hafifçe kaydırarak birleştireceğim. Bir öndeki ilmeğe geçiyorum, bir üst sıradaki. Tekrar bir üstteki, bir sağdaki ilmeğe doğru kaydırarak. Bu şekilde şuradaki alındaki çizgiye birleştireceğim. Evet, bu şekilde birleştirdikten sonra şöyle ikisinin ortasına bir tane daha takıyorum. Evet, evet, alın kısmını bu şekilde belirlemiş olduk. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde. Şöyle şuradan kulak üstünden önce 5 tane üst üste takacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Taktıktan sonra şöyle bir tane öne kayıyoruz. Tekrar bir tane öne, şu alındaki yapmış olduğum çizgiye kadar, bu şekilde birleştirene kadar gideceğim. Evet, şöyle bir tane daha taktığım zaman o çizgiye gelmiş oluyorum. Geldikten sonra şuradan devam ederek şu alındaki çizgiyle şuradaki çizgiyle bunu birbirine birleştireceğiz. Yine aynı şekilde şurada 5 tane üst üste taktım. Daha sonra hafifçe şöyle eğimli olarak şuradaki yaptığım sıraya birleştirdim. Buradan da buraya birleştireceğim. Yüzümüzün sınır çizgisini belirlemiş oluyoruz bu şekilde saç takmak için. Evet, bu şekilde burayı tamamladıktan sonra diğer kısa iplerimle de şöyle kulak altından hafifçe arka tarafa doğru giderek takacağım. Evet, bu şekilde taktıktan sonra şöyle bir miktarda kulağın arkasına da aslında tek tek takacağız da yine ben burayı da şöyle göstereyim. Kulak arkasını da çünkü aralıksız olarak takacağım. Burada bir uzun bir kısa ip kesmedeki amacım biraz da şey, şimdi katanya biraz pahalı bir ip arkadaşlar. Çok fazla kesip araya vermek istemiyorum. Çok milimi milimine kullanmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane buraya. Yine aynı şekilde diğer kulakta da aynı işlemi yapacağım. Yine kulağın arkasına da takacağım. Daha sonra bu çizgileri çizdiğimiz sınırların içerisine tek tek saç takacağım. Eğer siz hani katlarını açmayı düşünmüyorsanız kulağın kafanın arka kısmına, benim daha önce de taktığım gibi videolarımda izleyen arkadaşlar bilir. Şöyle mesela 3-4 tanesini birden alıp buradan alıp ipi çıkartıp o şekilde de takma işlemi yapabilirsiniz.
Ama ben belki saçları açılmasını isteyebilir müşterim diye. O yüzden hepsini tek tek takacağım. Evet, bu şekilde kulağın arka kısmını da yaptıktan sonra bu şekilde sınırlarımızı belirlemiş olduk. Kalan kısımlara tek tek takabilirsiniz. Ben genellikle şöyle bir taneyi takıp bir taneye atlıyorum. Bir taneyi takıp bir taneye. Diğerinde de bu taktığım ilmeklerin arasındakini bırakıp diğerine takıyorum. O şekilde dönerek örüyorum. Evet, şu şekilde mesela alttaki sıraya şöyle bir tane atlayıp bir taneye, bir taneye takıyorum. Diğer sırada da onun arasındaki boşluklara denk gelen yine bir taneleri atlayıp aradakilere takıyorum. Evet, saçlarımızı bu şekilde ektik. Şöyle ben hepsini tek tek ektim bu şekilde. Ektikten sonra şöyle boynumuzun birleştirme işlemini yapacağız. Biliyorsunuz döner kafa yapmıştık. Boynumuz burada dur kalmıştı en son. Şöyle kaldığımız sıradan devam ediyoruz. En son bıraktığımız sıradan sonra şöyle en son arkadaşlar 1, 2, 3 tek bir azaltma yapmıştık. Şöyle 1, 2, 3 boynu içerisine takıp 3 tek bir azaltma yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. 3 tek bir azaltma yaptığımız sıramız şöyle 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37. sıramızı tamamladıktan sonra 38. sıramızda 3 tek bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyunca sıra sonunda yani bu sıramızı tamamladıktan sonra 24 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Şöyle kafayı içerisine boynun şu uç kısmını yerleştirin ki hani böyle tutarak örün. O onun içerisinde kalacak. Sekizinci sıramızı tamamladıktan sonra 39. sıramızda 1 2 2 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 39. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz kalacak. Mümkün olduğu kadar sıkı bir şekilde örmeye çalışın. Kırkıncı sıramıza geçiyoruz. Kırkıncı sıramızda bir tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz kalacak. Evet, bu sırayı da tamamladıktan sonra şöyle zincir çekip ipimizi burada kopartacağız. Şöyle ben sonra keseceğim. Evet, kafamız da bu şekilde. Şöyle istediğiniz yöne çevirerek kullanabilirsiniz. Ben pamuklu saçlar kullandığım için biraz şekil alması sıkıntı oluyor. Bebeğimiz bu şekilde. Evet, bu şekilde bebeğimizin kafasını da tamamladık. Şu şekilde ben pijama ya da aşörtmen altı gibi bir şey yapacağım. Çünkü kişisel bebek olduğu için bebeğin böyle bir pijaması var. Sizler isterseniz düz bir şekilde pantolon örebilirsiniz ya da kısa şort o şekilde de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken 30 yani şöyle söyleyeyim 25 zincir şöyle şu kadar olduğuna göre şort için 30 zincir çekip şöyle şu kadar örüp şöyle birleştirip örebilirsiniz. Birleştirme işlemi için de Asya kızın şortu var. Ondan örnek alabilirsiniz birleştirme işleminde. Şöyle pijama altı yapacağım ben normal. 25 adet zincir çekiyorum. İpim katan yağ. Tığımda 1.75. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Evet, 25 adet zincirimi çektim. Şöyle geriye doğru dönüp zincirimdeki ilk zincire batarak ilk sıramda 25 adet sık iğne yapacağım. Bu birinci sıramızı tamamladıktan sonra 5 sıra daha, hiç arttırma ya da azaltma yapmadan şu pijamamızın şu uç kısmını öreceğiz sık iğne olarak. Yani toplamda 6 sıra olmuş olacak 25 sık iğneyi. Evet, şöyle arkadaşlar, ben diğer bacağı da hazırlamıştım. Burada 6 sıra ördüğümüzü farz edin. 6 sıra düz bir şekilde ördükten sonra başını almadan şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen ilk ilmeğime başını almıyoruz. Şöyle arkadaki ipimi alıp çekip tekrar tığıma doluyorum. Tekrar batıp tekrar alıyorum. Şöyle bir daha tutup bir daha alıyoruz. Yani toplamda 3 defa aynı işlemi yaptıktan sonra şöyle iplerimin ikisi kalacak şekilde çıkartıp şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane atlayıp başını almadan 1 2 3. 3 defa bu şekilde yaptıktan sonra yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Ya aslında şu tomurcuklardan burada 15 tane olması gerekiyor. Ben ilk başta bir tane atlayıp bir diğerine bu şekilde yapıyorum. 1 2 3. Şöyle çıkartıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu defa bir tane atlamadan hemen yanındakine yapacağım. Zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bir diğerine yapacağım. İp, bir tane ip alıyorum. Tekrar arkadan tığıma dolayıp, tekrar buradan alıp, tekrar tığıma dolayıp, tekrar içten alıyorum. Bir tane atlayıp bir diğerine yapacağım. 1 2 3 4. Bir tane daha alıyorum. 5. 5 tane ipimiz olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bir diğerine. 1 2 3 4 5. Evet, bu şekilde 15 tane yapacağız. Evet, bu şekilde 15 tane ilmeğimizi tamamladıktan sonra toplamda 26 sıra dönerek örüyoruz. İki bacağımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet, bu şekilde iki bacağımızı da tamamladıktan sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Birleştirme işleminde diğer bacaktaki son ilmekle aynı ilmeğin içerisine batarak aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde bacağın etrafını öreceğim. Bu bacağımızın etrafını dönerek şu kısma kadar geliyoruz. Evet, buraya kadar geldikten sonra burada da şuradaki son ilmeğimizin içerisine yine aynı işlemi uygulayarak diğer bacağımızı da dönüyoruz. İşaretleyicimiz arkadaşlar, şöyle şuradaki birleştirdiğimiz ilmeğin arasına şuraya bir tane işaretleyici takın. Toplamda 4 sıra düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra demiştim ama toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra ördüm. Çünkü şöyle pantolonu giydirdiğimde ancak beline kadar geldi. Bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle işaretleyicimizden sonra sık iğne olarak örüyorum. İki tane batıp bir taneyi atlıyorum. 1 2 bir tane atlayıp diğerine batıyorum. İki tane batıyorum, sonra bir tane atlıyorum. Hep bu şekilde örüyorum. İki tane örüp bir taneye atlıyorum. Bu şekilde etrafını dönerek
Şöyle işaretleyicimizin oraya kadar geliyoruz. Evet, arkada birleştirdikten sonra şöyle bir zincir çekip geri döneceğim. Çünkü bu arkayı hafif açık yapacağım. Oraya düğme yapacağım. Hatta şöyle yapalım burada. Bir zincir değil de burada ilik yeri yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekip geri dönüp tekrar sıradaki ilmeğimize batarak geri dönüp gelerek öreceğiz. 1, 2, 3 sıra örseniz yeterli. Evet, bu şekilde düğmemi de diktim. Şöyle iki bacağın arasında biraz fazla boşluk kalıyor bunda. Burayı da şöyle biraz dikeceğim. Şu boşluk kısmını kapatacağım. Ördüğümüz örnekten dolayı bu bacak arasında biraz fazla boşluk kalıyor. Evet, bu şekilde. Yani bu aşörtmen gibi bir şey aslında, pantolon değil. Dediğim gibi isterseniz düz bir şekilde de örüp normal pantolon ya da şort şeklinde yapabilirsiniz. Şort için ister işte Mert Bebek'ten ya da Asya Kız'dan örnek alabilirsiniz. Onlarda tariflerim mevcut. Eğer linklere ulaşamadığınız zamanlar olursa, bana Instagram üzerinden Şifa Hanım ben işte şu bebeğin linkini bulamıyorum derseniz, size link, yani oynatma listesinin bağlantısını da atabilirim. Evet, bu şekilde aşörtmenimiz hazır. Şimdi bluz yapımına geçeceğiz. Bir tane beyaz bir bluzumuz var. Yine üzerindeki tişört için Katanya'nın beyaz ipini kullanacağım. 110 numara. Tığım 2.00 milimetrelik bir tığ. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3. Evet, şöyle boynuna yine etrafına bir dolayacağım. Çünkü ipim farklı olduğu için. E, 23 adet zincir çektim. Şöyle başına alıyorum. 1, 2 taneyi atlayıp 3.'ye batıyorum. İkili trabzan olarak en baştaki ilmeğime 2 tane battım. Daha sonra bir tek ikili trabzan batıyorum, bir çift. Zincirimin kalan kısmını bu şekilde dolduracağım. Evet, 32 adet trabzanımız olmuş oldu bu şekilde. Bir tek, bir çift olarak battım. İkinci sıramıza geçiyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Başını alıp hemen bakın şu dipteki zincirimin dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane tek tek battım. Üçüncü ilmeğime çift batıyorum. Buradan sonraki kalan kısmını da 2 tek bir çift olarak batarak tamamlayacağım.
2 tane tek tek batacağım. İkili trabzan olarak bir tane çift olarak batacağım. Evet, ikinci sıramızın sonunda 43 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Şöyle 2 zincir çekip 3. sıramıza geçiyoruz. 43 adet ilmeğimiz olmuştu ikinci sıramızın sonunda. 2 zincir çekip başını alıp bir değil hemen ikinci boşluğa batıyorum. 1 2 3 tek tek batıyorum. 4 5 5 tane tek tek örüp bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da 5 tek bir arttırma yaparak, yani 5 taneyi tek tek batıp 6. ilmeğimize çift olarak batacağız. İkili trabzan olarak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, 3. sıramızın sonunda 50 adet ilmeğimiz oldu. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda bir tane zincir çekip hemen en baştaki ilmeğime batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne olarak yaptım. Hatta 7 tane olsun arkadaşlar. 7 tane sık iğne olarak yaptım. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. ilmeğime batıyorum. 1 2 3 tekrar ilk battığım ilmekten itibaren sık iğne olarak 3 15 tane sık iğne olarak ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. ilmeğime tekrar batacağım. 2 3 4 5 6 7 sık iğne de bu tarafa yapıyorum. Evet, 4. sıramızı da tamamladık. 5. Yapacağımız şey olarak 2 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan olarak şöyle alttaki zincirimin üzerinden giderek şöyle zincirimin üzerine de batacağım. Kol altına geldiğimizde zincirimizin üzerinde dolduracağız. Bu alttaki 5 zincirimin üzerine de batarak sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzan olarak tamamlıyoruz. Evet, 39 adet trabzanımız oldu. 39 adet trabzanımızı giderek gelerek şöyle kol altından 1 2 3 4 5 7 sıra ya da 8 sıra böyle giderek gelerek örüyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm toplamda. Şöyle şimdi şu kısmı küçük, alt kısmı geniş olduğu için giydirdiğinizde arkada birleşmez genellikle bu tişört. Çünkü şöyle şu kısmı biraz daha geniş, göbek kısmı. Burada da şöyle yapacağız. Koltuk altından 8 sıra ördükten sonra kenar kısmından bir zincir çekiyorum. Şöyle yan kısmına geriye doğru dönerek 1 2 3 şöyle birer sık iğnelik aralıklarla batarak bu kenar kısmı bir sıra bu şekilde dolduracağım. Tekrar bir zincir çekip geriye doğru dönüp bu şekilde toplamda 4 sıra giderek gelerek bu kısmı biraz daha genişleteceğim, arka kısmını. 4 sıra bu tarafa, 4 sırada şu diğer tarafa yapacağız. En son sırada da ilik açma işlemi yapacağız. Hangi tarafa düğme takıp hangi tarafa dikmek istiyorsanız bir tarafına da
4 sık iğne aralıklarla 6 zincir çekerek ilik kısmını tamamlayacağız. Şöyle ilk sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu şekilde doldurarak giderek gelerek tamamlayacağım. Bir tarafına da dediğim gibi ilik yapacağız. Evet, bu şekilde bir tarafa 3 sıra yaptım, bir tarafa 4 sıra yaptım. 1 2 3 4. En son 6 zincir çekerek geri dönüyorum. Hemen arada 1 2 ilik atlayıp 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. iki tane atlayıp bir diğerine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. İki taneyi atlayıp üçüncüye batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane ilik yapıyoruz arka kısmına. Evet, şu şekilde kolumuzu da tamamlıyoruz. İlik kısmını yapmıştık. İki kolu da zaten aynı şekilde. Şöyle bir zincir çekerek kolun şu alt kısmından batıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Başını alıyoruz. İkili trabzan olarak toplamda 19 tane trabzan yapacağız. Kolun etrafını dönerek. Evet, 19 tane bu şekilde kolun etrafını ördükten sonra şurada arkadaki zincirime batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Her sırada aynı işlemi yapacağız. Sonra 1 2 2 zincir çekip tekrar trabzanlarımızın üzerinden batarak bu şekilde arkada bu şekilde birleştirip ilmek kaydırmayla birleştirip 19 adet ilmeğimizi tekrar öreceğiz. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra bu şekilde dönerek örüyoruz. Evet, bu şekilde tamamladık. 10'ar sıra kollarımızı ördüm. Şöyle arkasına da düğmelerimizi taktık. Şöyle şu şekilde giydirip ilikleyeceğim. Ben ahşap düğmeler diktim. Evet, bu şekilde bebeğimizin elbisesi yani kazağı da hazır.